Ne kaldı sorumuz? Hiç ayrıldınız mı? Ha. Hiç ayrıldınız mı? Hayır. Bitti bak soru, al sorumu. Sayende 15 dakika daha kazandık bölümü, hadi. Beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi İzmir'de süper bir kalabalıkla, alkışlarla başlıyor. Hey maşallah be. Sevgili Muzaffer, sevgili Sıla. Bölümün uğuru olsun. La la la. La 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 la. İzlemeden gelenler bakıyor. Ne oluyor ya? Beni nereye getirdin yavrum ya? Muzaffer'cim, Sıla'cım, kaç yıllık bir ilişki? Üç sene. Muzaffer, nerede tanıştınız? Biz aynı koroda şarkı söylüyorduk. Aynı koroda? Evet. Ne korosu bu? Bu yaşlı Türkçe... Yok, öyle değil. Bunu evde çalışmış, ben bunu yaparım. Laks diye güldürürüm. Evet. Çok sesli koroda şarkı söylüyorduk. Çok klasik sesli müzik. Koro. Evet. Akapella değil. Akapella. Öyle mi? Aha, sadece doğru. İnsan sesiyle olan. Aha. Çok sesli korolar. Gençlik akapella. Korosu yani. Evet. Tamam, oralar böyle flört yuvası mı? Değil tam olarak. Yani aslında öyle başlamadı hikaye. Evet. Biz arkadaş olarak başladık. Kaç sene arkadaştınız? 6 ay falan. Bu mu yani arkadaş olarak başladık? 6 ay bile değil. 6 ay bile değilmiş evet. Ne kadar kuzum? İşte 4-5 ay. O 4-5 ayda kesinlikle arkadaşlık diyor musunuz? Yoksa çok böyle tırnak içinde soracağım. Birbirinizi götüre baktınız mı? Bence bakılmıştır. Öyle mi diyorsun? Bakmış. Baktın mı? Baktım, evet. Tamam. Olur abi. Yani sen salt abi bu kızla yıllar boyu bir dostluk yaşartırız dememişsindir. Hayır, yok. Değil mi? Öyle yakın arkadaş değildik zaten. Hep böyle bir acaba olsak mı acaba diyordunur yani. Evet, tabii. Evet. Değil mi? Evet, o süreçte öyle oldu yani. Konuşmaya başladık. Konuya gittiniz, geldiniz. Ne ara anladınız flörtleştiğinizi? Arkadaşlıkta flörte ne ara döndü? Ya çok saçma bir şekilde oldu. Çünkü biz birbirimize duvar yazısı ve kamyon arkası yazısı atarak konuşmaya başladık. Ne attınız mesela? Hani hiç böyle bir romantik yazılar değillerdi. Sonra o duvar yazıları sıklaştı. Ben hatta böyle bir arşiv yaptım kendime. Sıla'ya atmalık duvar yazıları şeklinde telefonumda. Ne güzel. Daha sonra işte gün içinde 50 tane falan atmaya başladık derken sürekli konuşuyoruz. Sabah kalkıyoruz duvar yazısı, akşam yatıyoruz duvar yazısı şeklinde bir arkadaşlığımız oldu ama tam da arkadaşlık gibi değildi. Sonra sürekli konuşmaya başlayınca tabii ben sadece onunla kalmadı. Kalmadı. Sonra ben dedim ki artık bir şeyler olsun. İşte sonra buluşmaya çağırdım. Nereye? Bizim Urla'da Kokteyl İspe'yi çok sevdiğim bir yer vardı. Ona da öyle dedim. Ne adı? Biliyorum ben orayı. Berlin's. Yok. Sonra? Sonra işte oraya gittik. O gün öpüşüldü mü Sıla? Yarım öpüşüldü. Nasıl? Ben bırakırken böyle bir şey... Ama hayır öyle yani o gün değil de böyle şey olmaya başladı. Arabada giderken böyle ufak el ele tutuşmalar. Aha. Kim kime yaptı daha çok? Ben başlattım. Sonra çünkü akşam eve bırakırken arkadaşının yanına bırakıyordum. Bir hani denedim acaba ilişkiye başlıyor muyuz diye şurasından öptüm. Sonra baktım itiraz etmedi, tamam dedim. Tabii çok güzel anlattın. Öyledir erkek, dener. De, aynen. Şuradan bir bakar. Yok bok derse der ki sen yanlış anladın. Ben yanaktan öpmeye çalıştım. Tabii sen bir anda açını değiştirince evet. Hatta dersin ki hafif kadın yani senin yüzünden oldu. Anladın mı? O telaş anıyla hakaret temiz konuşursun kadına yani. Yapmıyorum yani arkadaşlar anlatıyor. Gerçekten böyledir. Öptün o da bir şey demeyince dedin tamam. Evet. İlk peki böyle layığıyla öpüşme kim kim öptü? 2 gün sonraydı galiba ben arabayla evine bırakıyordum. Tamam. Orada arabada. Öyle bırakırken. Ne kadar tatlısın. 80 soğuduk hep beraber. Yani şey gibi oldu seninki daha çok. Muhabbet kuşu gibi oldu hayatım. Böyle aynayı öptün geldin az önce. Şey bir kısa öpücük müydü yani? Kısaydı. Zaten ondan sonra 1,5 ay görüşemedik. Keşke uzun öpseydiniz birbirinizi. Evet. Pandemiden, evlere kapandı. Evet, pandemiden kapandı. Ana. Evet. 1,5 ay görüşemedik sonra. Görüntüler açtınız. Evet. Hocam görüntüler araştırırken, hadi birazcık azıcık sert bir yayın yapacağım bugün. Görüntüler araştırırken çirkinleştin mi hiç? Yok galiba ya, çirkinleşmedim. Yani şu tişörtü bir çıkar falan. Yok. Çirkinleşmedim ama... Ne var lan? Çirkinleşmedim. Pandemideyiz, evdeyiz. Çıkar tişörtü de ölmezsin yani. Çirkinleşebilirmişim yani şu an. Değil mi abi? Ulan kaçırdık yani. Anladım. Sonra dediniz ki artık başladık.
Evet. Koro zamanını merak ettim acık. Mesela koroda bir şey mırıldansanız da bize. Ne söylüyordunuz orada? Hiç kimse bilmiyor. Ne diyorsun şu an? Hiç kimse bir yani dedi bana. Hiç kimse bir yani. Ne dedi yani? Klasik müzik bestecilerinin eserlerini söylüyorduk. Bach. Tamam, biliriz. Biz bilmiyoruz mu Bach? Burada 800 kişiyiz. Bilmiyoruz mu Bach? Var mı Bach bilen? Siktirin orada. Herkes böyle. Tabii Mesut Bey. Söyle lan bir tane Bach. 5 dakika bekle git. Belki gelmem. Bach işte bu. Hatırladınız bir mırıldansanıza bir şey. Dertli kavalı. Ama ben Sıla'nın kadar iyi olmadığı için kulağım ben ikinci sesleri yapamam şu an. Birinci sesi alalım Sıla'cığım. Sen de birden yap güzel kardeşim. Sanki bana paşam. Yaparsın ya. Neyi yapacağım? Dertli kaval. Dertli kaval dertlerini dinle. Dinle dur yüreğimin ağzı. Olmadı. Yapamadım işte. O kadar kötü ki evet, yani. Çok kötüydü, çok kötüydü. Pes kaldım. Sanatın sesi yok şu an ya. Bah, bir daha öldü bah. Ama siz bir de bizim YouTube kanalımızı... YouTube kanalınız mı var? Var, evet. Evlerden olarak. Ne var orada? Yani böyleyse o YouTube kanalı, kaç. Nerede kamera? Sakın abone olmayın. Olanlar çıkın. Ne adı? Dufi Kayıt Stüdyoları. Dufika'nın? Kayıt stüdyoları. Kayıt stüdyoları. Adı evet, bu. Evet. Dufika kim? Dufi hikayesi şu. Çok kısa anlatayım. Tabii. Biz eve taşındığımızda interneti taşıtacaktık. Bizim de apartmanımız adı Dumlu Apartmanı. İnterneti taşıtırken karşıdaki bayan şey dedi. Dufi Apartmanı mı dedi. Ben de hayır Dumlu Apartmanı dedim. Sonra tekrar yok burada Dufi Apartmanı görünüyor dedi. Ben dedim ki Dufi diye apartman ismi olur mu hanımefendi dedim. Hiç aklınız böyle bir şey geldi mi? Sonra haklısınız beyefendi deyip. Şey yapmış. Sonra da Dufi aramızda öyle bir hikaye olarak kaldı. Sonra da YouTube kanalı açtınız. Evet. Ne üretiyorsunuz orada içerik? Bizim evde bir tane şey kayıt stüdyomuz var küçük. O kayıt stüdyosunda işte kayıt yapıyoruz. Onun için mix mastering falan yapıp öyle cover kaydediyoruz. Şarkı söylüyoruz. Ha, cover kaydediyoruz. Cover kaydediyoruz. Ne dedin o zaman bunu başta söylemeniz? Coverlardan bir tane alsaydık. Demin bizi kulaklarımızı kanattınız durduk yere. Yine kanatırız. Yine kanatın. Yok abi. Olmadı ya şu an o yüzden şey yaptım. Sıla'cığım. Hangi şarkıları coverlıyorsunuz daha çok? Ya genelde işte bugüne kadar herhalde 90'lar ağırlıklı yaptık. Mesela en son? En son Kandırdım mı yaptık? Kandırdım. Serdar Ortaç yaptık. Kandırdım. Evet. Oğlum Kandırdım Kenan Doğulu? Evet. Hayır. Serdar Ortaç'ı mı önce yaptık sonra yaptık onu bilemedim. Kandırdım o zaman sizden bir dinleyelim küçük. Hadi vallahi kırmayın beni ya. Oğlum kırın şunu artık kırın. O bilerek yapıyorum ben bunu kırın artık. Özlediğimi söyleyelim. Paspam sanki hepsini söylüyor da. Onu yapamazsın Sıla. Özlediğimi söyleyeceğiz. Kandırdım nazlı yâri. Sonunda çılgın sözlerle kandırdım. Sonunda güzel. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Sizin sesiniz normal bir insandan daha kötü yani. Şurada sıradan sade vatandaşlar hangisine sorsam. Hocam sen detonenin Allah'sın. Senin meslek ne olarak geçiyor güzel kardeşim? Mühendisim ben. İnşallah çok isterim. Müzikle arana mesafe koy. Bak ben bunu ilk defa söylüyorum. Müziği al arkana sen yoluna bak. Bence de değil mi? Diferansiyel. Aynen. Yok estağfurullah. Yok. Ama her notayı yanlış basıyorsun hepsine. Solü fa basıyor, fa'yı si basıyor. Yok mu abi? Beceremedim. Ya estağfurullah olur. Çok iyiydiniz. Başa koyacağız bunu yapamadılar diye. Abone olmayın diye kanalımızı koyalım. Ama o kadar sempatiksiniz ki herkes bir bakar bu rezilliğe. Yani görüntülenmeniz çok olur da kimse abone olmaz yani. 600 bin görüntülenmiş, 3 abone var. Bu ne bunu okuyayım? Oh, çok tatlısınız. Evlilik teklifini hanginiz etti gençler? Ben ettim. Vay kardeşim. Nerede ettin? İnşallah şarkı söylememişsindir ederken. Urla'da ettim. Aslında böyle tam bir fail hikaye evlilik teklifi. Nedir? Ya aslında şöyle planladığım şuydu. Yine o kokteylciye gideceğiz. Birer tane kokteyl içeceğiz. Ben yüzüğü çıkaracağım. İşte her şeyin başladığı yerde gibisinden böyle romantik bir konuşma yapacağım. Evlilik teklifini edeceğim. Daha sonra da bir yerde yemek yiyeceğiz falan gibi bir plan vardı kafamda. Tam yüzüğü aldım, her şeyi hazırladım. Evlilik teklifini edeceğim gün saat 7 yasağı geldi. Her yer kapandı. E? Ben de ok yaydan bir kere çıktı diye aldım Sıla'yı Urla'ya gittik.
sokak ortasında evlenme teklif ettim. Işıklar bile yanmıyor. Aynen, hiç Urla'da ışık bile yanmıyordu yani. Karanlıkta böyle rüzgarın içinde evlilik teklifi ettim. Güzelmiş ama. Daha sonra da gittik bir yerden balık ekmek aldık. Bir tek orası açıktı. Arabada balık ekmek yedik. Bu fotoğraf var ya işte, bir tane ünlü bir beyefendinin fotoğrafı. Öyle ağzında ekmekle. Ne yapıyor bana değişti, hiç bakıyor şu an. Hangi ünlü beyefendi o? Selçuk Yöntem'in fotoğrafı var ya. Tabii onun gizli, hatta ondan izin almadan fotoğrafı evet. Paylaşmış. Davalık oldu. Ben de aynen, belki dava açar diye ismini vermedim az önce. Sana niye dava? Vallahi ilk Selçuk Yöntem'i sen dedin, benlik bir şey yok. Selçuk Hocam dava açacaksan ben burada. Bir de böyle kötü şarkı söylemekten de 3 sene verdik mi? 11 yıl yeter. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bütün bu şaşalı evliliklerden daha tatlı olmuş. Anısı evet, olmuş yani. Evet, anısı olmuş. İçerisinde mi kuzucuğum? Ya öyle zaten ben organizasyonla böyle hele arkadaş grubunu çağırarak bir teklif yapacak olsaydı... Diz çöktün mü? Çökmedim. Evlenme teklifi olduğuna dair elimizde hangi veri var şu an? Yüzük. Yüzük var. Evet. Ha, tamam. Sarıldınız mı? Sarıldık tabii. Ağladınız mı? Yok. Ha, anladım. Güldük. 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 Mutluyduk, evet. Tamam, ne güzel. 1,5 yıldır evlisiniz. Evliyiz, evet. Kız isteme? Kız isteme de oldu ama şeyler olmadı. Düğün, nişan. Pandemiden dolayı. Hem pandemiden dolayı hem böyle çok şey. Yani düğün değil, böyle after gibi yaptık. Ha, büyük tamam. Nişan yapmadık. Aynen. Kız istemeye kim gittiniz? Anlatın. Aile var. O pandemi zamanına denk geldiği nasıl için kalıp. Nasıl gitti işler o gün? İyiydi, bir tek şey babam normalde... Birden fazla kahve içmiyormuş bir günde. Biz de evden çıkmadan ben babama kahve yapmıştım. Kız istemede Sıla dedik, kahvelerinizi nasıl alırsınız? Babam dedik, ben kahve içmeyeceğim. Ben kızı da almayacağım. Sikiyorum, biliyorum şu an. Benim bitti ziyaretim. Hoşçakalın efendim. Öyle mi? İçmedi kahve. Bir o yılı vardı. İçti sonradan. Ha, içti sonradan. Evet. Anladım. Şey anlatayım. Gelin almada çok komik bir şey olmuştu, onu anlatayım. Oğlum komik bir şey diye. Beklenti yükseltmeye gerek yok. Tamam. Sen normal anlat. Ne oldu kız almada? Biz gelin almaya gittik. Orada ben tabii hiç gelin almadan nasıl, proses nasıl ilerliyor hiç bilmiyorum. Şeyde gelen o bando takımı, Sıla'nın arkadaşlarıydı. Bir Balkan bando takımı gelmişti o müzik yapmak için. Biz gittik kapının önüne. Hani ben ne yapacağız, ne edeceğiz anlamadım. Normalde içeri girmem gerekiyormuş. Ben dedim ki bandoya çalın. Ondan sonra ortada oynamaya başladı tek başıma. Bandonun karşısında. Öyle. Onlar da beni içeride beklemişler. Kapıda birileri duruyor ya böyle, hani işte gelinin arkadaşları vesaire. Herkes balkondan gördü geldiklerini. Biz içeride bekliyoruz. Hani ben böyle kapıda. Kimse gelmedi bir 5-10 dakika. İşte dışarıda oynuyormuş. Para vermemek için mi yaptın buranı yukarı? Hayır ya, aslında para vermek için. Ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Sadece o an oynamak istedi canım. Ha, ne yapsam oynayayım dedim. Ha, oynayayım dedim, evet. Güzelmiş. Burada var mı başka böyle kız gelin alma merasimi yaşayan kimse? Merhaba. Merhaba. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kaç yıldır evlisin? 3 yıldır evliyiz. Sizde nedir bu merasim? Yani bizde şöyle, aslında ben Ankaralıyım. Annem Sivaslı, baba Çorumlu, böyle daha geleneksel şeyler. Eşim İzmirli. Onlar daha sakin, bando takımı, bizde davul zurna. Ama işte bandoyla oldu bizim de. Arkadaşları kapıyı kırıyordu. Böyle bayağı kuzenlerimin üzerine falan düşüyorlardı. Onlar da para vermemek için yüksek ihtimalle. Böyle geçti bizim de. Hiçbir şey anlamadık anlattığından. Neden? Mikrofonu sana vermeden daha çok fikir sahibiydik sizinle ilgili. Ver bakayım adama. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? Sağ olun, teşekkürler siz. Ayağa kalkarsan kameramız seni görsün. Ne iş yapıyorsun? Ben helvacıyım. Helvacı mısın? Evet. Ne güzel. Tayin helvası imalatçısıyım. Çok acıkan var. Oo. Biz bir adres versene yesek. Dükkan mı var? Dükkan var, fabrika var. Fabrika mı var? Evet. Kimse lan sen? Bostancı helva. Bostancı helva sizin mi? Evet, bizim. Bana da bir yakışıklı geldi şöyle, öyle söyleyeyim. Görmüyorum şu an seni ama bir anda kaşı gözü düzeldi. Teşekkürler. Kaç yıllık helvacısın? Yani 2,5 yıllık. Ama öncesi var. Baban da mı helvacı? Babam, evet. Baban helvacı, sana kaldı dükkan. Yok, babam hala devam ediyor. Ha, şey diyorsun hani, Allah gecinden versin ama sonuçta bana kalacak diyorsun yani. Bana kalacak. Abim falan var mı? Yok, kız kardeşim var bir tane. O da helvacı mı? Yok, o matematik öğretmeni. Onu tamam. Biz ayırdık. E sana kaldı yani bu. Bana kaldı. Ama burada bir haksızlık var. Fabrikayı, dükkanı almışsın da kız kardeşin ne olacak? Menüyü seçti. O da maaşıyla, devletimiz maaş veriyor. Artık idareler cinsin o da, bana ne yani. Ben ona helva gönderiyorum yarım gün her gün.
Tabii tayin pekmez veriyoruz, o şey yapıyor. Anlamıyor zaten. Tayinle pekmez. Aa, ablaşım çok güzel. Kim büyük? Ben büyüğüm. Sen büyüksün. Abisin yani. Evet abi. Abi gibi abi. Sağ ol. Eyvallah abi, çok tatlısın bu arada. Teşekkür ederim. Valla. Bu ilişki kaç sene? 3,5 sene. 4 sene. Evlilik de var. Evet, evlilik de var. Kızımız anlattığı da var. Anlattığı gibi. Hiçbir şey anlamadık ama anlattığı gibi hanımefendi. Yani şöyle, biz o İzmirli olduğumuz için biz davul zurna, hani o geleneksel şeyleri, o yöresel şeyleri bilmiyoruz. Burada mı oldu, Ankara'da mı? Burada oldu. Ha tamam. Sen bayağı kızı da burada, evet, evlendirttin. Evet, aynı. Burada aldık. Yani Ankara, Sivas, Çorum üçgenindeki kıza İzmir gelenekleriyle düğün yaptırt. Öyle oldu. Fabrikaya, dükkana kon. Değişik bir abi misin? Buraları yayınlıyorum. Yayınlayabilirsiniz tabii. Bostancı Elbacısı. Evet. Peki şu... ilişki testini izleyen bir sürü izleyicimiz var İzmir'den, evet, de burada da. Evet. Bir şifre bulalım. Yüzde kaç indirim yapacaksın? %20 indirim yapalım. 20? Evet. Oğlum bak, sonra arama beni alay alay. Mesut Bey, babam sıçtı azma beni. Kardeşim de akıllanmış, yarısını istiyor dükkanı. Pezevenk. Mutlu olsun. %20. Evet. Ne diyeceğiz? Şifre Dufi. Mesut Süre. Dufi Dufi. Tamam, Dufi olsun. Tamam. Gelecek ama böyle telefonda Dufi demeyecek. Gelecek. Tamam. Bostancı'da değil mi? Hayır. Bozyaka'da burada. Bozyaka. Bozyaka'da satış noktamız var. Tamam. Fabrikamız da Ayrancılar'da. Bozyaka'ya, evet, Dufi diyen herkes %20 indirim alacak mı? Evet, alacak. Oğlum bak. Oğlum alacak. Çok dedin 20. Ben seni biliyorum. %20. Malzemeden mi çalışacaksın? Ne yapacaksın? Yok, hayır. Biz direkt şekerden yapıyoruz helvayı. Glikoz yok. Tamam, bizim işte siz izleyicilerine glikozdan yap o zaman. Madem izleyicilerimiz yok. Yap yap. Bir şey olmaz ya. Katkı maddesi kat böyle. Mısır şurubunu enjekte. Kim ne anlayacak? Çok tatlı adamsın. Biz kendimiz de yiyoruz aynı zamanda helvayı. Oğlum yemin, tamam, şaka yapıyorum. Ne tatlı adam Mısır Bey. Ben ölürüm önce o zaman. O gün ayrı üretirsek bakarız. Tamam, ben buraları yayınlıyorum. Yayınlayabilirsiniz. Bir hanıma ver, onun içine sinme de diyalog. Ben biliyorum, onunla bir barışacağız. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk, merhaba. Çok tatlı adam bulmuşsun. Sen de çok tatlı bir insansın. Teşekkürler. O sizin ilişkinizin bir kıskancı var mı? Yani başlarda oydu. Düzeldi sonra. Ama düzeldi artık. Hep öyle olur. Biz erkekler böyle uzun ilişkide... Sen onun ilk uzun ilişkisi misin? Bilmiyorum. Hiç sormadın mı kız? Yok. Aa, sor. İlk uzun ilişkin değilmiş. Değilmiş. Ver. Ben Elbaşı'yı yakacağım bugün, ver. Güzel kardeşim, bu konu hiç açılmamış. Aynı kardeşine dükkan konusunu açmadığın gibi... ...hanıma da eski sevgilisi konusunu açmamışım. Kaç yıldı öteki? Ne var oğlum? 6. 6 sene. 6 senelik eski sevgilini yeni sevgiline sakladın mı bugüne kadar? O çok eskiydi. Ha. Kaç yılı? 1700 yılda. Kaçıncı yıl? Yani 37 yaşındayım. 18 yaşında. Ya tamam. Tabii ki de saklayacaksın oğlum. Sayılmaz o ya. Sormadı ama. Ne o? Sormadı. Sorsaydı söylerdim. Hiç sormadı bir zaman. Sormadı. Evet. Aklına da gelmemiştir. Senin de gelmedi. Hali ben de açmak gene istemedim hiç yani. Anladım anladım. Ver adama geri. Hoş geldin hayatım. Hoş buldum. Sor bakayım, öbür kız güzelmiş. Güzel miydi? Çok sene oldu, hatırlamıyorum. Tamam tamam. Sizin ya telefonunuzu alalım mı? Alın, olur tabii ki. Çağırsak gelirsiniz tabii sahneye. Tabii ki, seve seve. Tamam, anlaştık. Coşkun alkış! Bravo ya! Bu ilişkinin bir dokunmatiği var mı? Ben. Var. Sen. Nerede anlıyoruz bunu kuzucuğum? Ben uyurken bile, şimdi mesela uyuyoruz, hani insan uykudan uyanır ya, baktım uzaklaşmış benden, böyle burasından çekiyorum böyle. Böyle pijamamdan çekiyor beni. Öyle mi? Evet. Yattığın yerde. Rahatsız olursun sen bundan. Ben zaten... Sevmiyorum. Yani ben zaten temas sevmem pek. Hiç. Ya da bir gel diyorum. Ya çok zıt işte durumdayız onunla ya. Parmak ucum değiyor mesela, yorganın içinden. Abla tamam artık, anlatma bize ayrıntıları. Burada erotik filme döndü, ben anlamadım ki yani. Mesut Bey, bazen şöyle yapıyorum. Küçük bir Buse konduruyorum. İrkiliyor böyle. Sen sevmiyorsun. Yok, bu pek... dert ama bu. Yani temas bağımlısı bir hanımefendiyle temas sevmeyen bir adam, evet, bu. Tam olarak, evet, öyle.
Tam olarak öyle. Ablası küçükken öpmek için bile... Para veriyordu. Ablan. Evet, ablamdan öpmek para alıyordum. Aynen. Ben böyle challenge'ları çok severim. Ben seni bugün bu programda öpeceğim. Peki arada kavga ediyorsunuz mu? Ya nadiren böyle çok... Ben çabuk sinirlenen bir insanım. Çok böyle saman alevi gibi. Hani o genelde benim konuşmamın hani ters olduğunu söylüyor. Aslında öyle değil. Çok taklidimi de yapar bu konu. Ne yapıyor mesela hocam? Mesela böyle şey... Herhangi bir şeyle mesela barbunya yaptım. O barbunya öyle mi olur falan. O araba öyle mi park edilir gibi. Hep böyle bir şey... Taklit bu mu? Hayır, daha güzel yapıyor. Bu çocuğun sesi kötü olduğu kadar taklit de bilmiyor yani. Hayır yani ben aslında o tonda konuşmuyorum ama hep ne var, ne oldu hani diye onu terslediğimi düşünerek böyle cevap O kadar, veriyor. Bir, kötü yani bir şey kadar. Duymadın mı ağzından Aslı'nın? Yok, duymuştur. Duymuşumdur. Ne duydun? Sikeceğim. Oğlum bak bir anda role girdin. Taklidin zayıf, sesin yok. Bana karşı söyleyince ne güzel oynuyor valla. Kusura bakma şimdi mi geldi senin yeteneğin? Durduk 55. dakikada yüzüme bakıp böyle yapıyor. Sikeceğim bak. İşte siktir git sen siktir git falan. Onlar olur. Evet. O kadar yani. Ya aslında ben biraz müzdaribim kavga konusunda. Çok çabuk içine kapanıyor. Ha, düşüyor. Ben istiyorum ki konuşalım böyle. Ben... O şey, siniri sönmüyor onun için. Aynen. Içinde. Çenem biraz düşük benim. Ben çok konuşayım istiyorum. O az konuşunca biraz canım sıkılıyor. İçimde patlıyor. Kendi kendime konuşuyor içime. İçime doğru konuşuyor. Ne yapıyor, ne yapıyor? İçine konuşuyor. Ben mesela yolda da atıyorum bir sebepten dolayı ufak bir tartışma yaşadım biriyle. Ben uzatmaya çalışıyorum. O uzatmadı gittiği zaman ben yine böyle çok şey oluyorum. Arkasından bağırıyor. Yeteri kadar konuşamadığımı düşünüyorum. Arkasından bağırıyor. Evet. Mesela cesaretli misindir? Evet, biraz o konuda. Yani öyle mi? Biraz deli. Kavga şey, çıksa... Kaçarım. Biraz deli şeyi var, nasıl kaçtığımı bilemem. Mesut Bey ayrıca sikeceğim. Ya şey, konuşursa eğer tartışacaksak okey, hiç problem yok ama kavga dövüş işine pek girmem. Madem korkaksın. Niye tartışıyorsun? Her tartışma fiziğe dönebilir bir süre sonra. Azıcık daha rasyonel evet. olmak lazım. Evet ama işte... İyi verirsin dayağı. Olabilir. Gelebilir başıma yani. Hiç gelmedi değil mi? Yok, gelmedi. Zaten senin öyle bir tipin var, temiz bir dayak. Seni biraz toparlar gibi yani. Yesem böyle. Rahatsız. Artık hanım mı döver? Kayınpederler, nasıl kayınpederler lan? Çok iyi. Öyle mi? Çok iyi. Kayınpederle tanıştığın zaman anlatsana bana. Ben galiba şey, Sıla'ların yazlığı var Müreftede. Ben orada... Nerede? Müreftede, nereden? Tekirdağ'da yazlıkları var. Bir daha söyle o kelimeyi ama. Müreftede. Müreftede. Evet. Tekirdağ'da orası. Evet, Tekirdağ'da. Oraya atacağız kurguda. Ben böyle coğrafi bilgisi yüksek. Müreftenin Tekirdağ'da olduğunu zaten cümle içerisinde kullanabilir dönüşeceğim. Gülerseniz de belli olacak ama şu an. Bir daha alalım. Nerede yazdıkları? Müreftede, Tekirdağ'da. Tekirdağ'ın güneyinde orası. Evet. Güney mi? Kimse bilmiyor güneyi. Güney aşağı güney. Tekirdağ'ın aşağısı tam şey yapamadım. Neyse neredesin? Mürefte ya tamam. İşte ben güzel o... yer ama Mürefte. Güzel. Çok böyle emekliler falan gittikten sonra biraz bozdu ama Mürefte. Bir de bu emekliler... müzik yasağı var ya 12'de. Müreftenin bütün ruhunu öldürdü. Emekliler gitsin Mürefte yani. Kimse kalmaz evet. Kalmadı mı kimse? Mürefteler nasıl insan profili? Emekli. Emekli. Ya bilmişim bak. Evet. Tamam gitti. Orada mı tanıştın? Yok. Oraya gidecektim ben. Oraya gitmeden önce bir hani aileyle tanışayım. Ondan sonra oraya gideyim gibisinden. Burada İzmir'deki evlerinde yemeğe gitmiştim. Orada tanıştım babasıyla. Nasıl geçti? Çok iyiydi. Neden bizi Mürefte anlattın madem orada? Tekirdağ çok... dedik. Konunun alakası yokmuş Mürefte'yle. 10 dakika bana Mürefte konuşturdu burada. Mesut Bey aklımdan geçirdim gitmedim ama Mürefte'ye. Burada tanıştık tabii. Burada tanıştık. Ne tatlı adam. Çok iyi. Rakı falan içtik. Güzeldi yani. Şey de diyebilirdin yani. Sinop. Evet. Gitmedik, burada tanıştık. Herhangi bir yer söyleyebilirsin yani. Gitmedik, burada tanıştık. Aynen. Doğru. Aynı şey yani. Tabii. Senin aran nasıl kuzucuğum kayınvalidenle? Gayet iyi ya, hiç öyle. Ne diyorsun kayınvalidene? Anne. Çok içten söyledi şu an anneyi. Zorlandı. Evet. Demiyorsun galiba, ya, açık ol. Yok diyorum. Ama hani
başkasına bahsederken işte Muzaffer'in annesi ya da kayınvaliden diye hani bahsediyorum oluyor ya hani başka insanlar işte bugün annemlere gideceğiz falan. Hani ben kayınvalidem diye bahsediyorum. Ben bunu anlıyorum canım. Bir kere gerçek anneler buna bozulur acık yani. Onu bilemem ama bana da hani karışıklık yaratır gibi geldiği için yoksa hani bir mesafeden... Burada kimin çocuğu var? Kaldır kaldır. Bir tanesine versene. Bu konu çok bak tatlı bir konu. Mesela gerçek annem var. Bir de eşinin annesi var orada. Gerçek annenin yanında öbürüne şey desen ben analığı şimdi gördüm. Sen bambaşkasın filan. Merhaba. Merhaba. Ha, kaç yaşında çocuk? Bir yaşında daha. Bir mi? Damla seni tebrik ediyorum. Adı ne? Nisan. Nisan. Evet. Nisan değil mi? Evet evet Nisan ilki hatta. Ne diyor şu an? Nisan ilke de diyor. Nisan ilke. Nisan ilki. İlke. İlke. Kardeşim adı İlker. R'yi attım ilkeyi koydum öyle. Ya kızın artikülasyonunda bir problem var ya ben bütün kelimeleri yanlış anlıyorum. Tamam Nisan İlke. Evet. Kardeşin adı da İlker. Evet. R'yi attın. Aynen. Bu bilgiler için teşekkür ederiz şu an için. Şimdi Nisan büyüdü, evlendi. Eşinin anasına senin yanında anne derse bozulur musun? Yani bozulmam. Niye bozulayım ki? Annesi benim sonuçta yani istediğini söylesin gerçek annesi benim. Bu senin bozulmamış halin mi? Gerekirse öbür karıyı bularım. İstediğini desin. Bozulmam ki ben. Hayatım bu zaten bozulmak yani. Yani ne yapacaksın tabii ki yani. Yani şey bence anne demek de saçma yani. Annesi değil mi? Hiç şartlandı. Bozulmuyorum ben. Kusura bakma da bir tane annem var senin yani. O yelliyorsa söyle. Anladım yani... İlk söylediğinle son söylediğin arasında hiçbir benzerlik yok. Çok tatlı bir insansın. Teşekkür ederim. Benziyorsun bana. Ne iş yapıyorsun? Ben paramediyim. 112'de çalışıyorum. Paramedik? Evet. ATT diyebilirler genelde ama. ATT diyebiliriz. Ya onun paramediği herkes bilir ya. Yani. ATT. Aynen. Acil tıp değilsin. Aynen. Paramedik. Paramedik. Ama farklı şeyler aslında da aynı mesleği yapıyoruz gibi bir şey. Paramedik şey işte ya. Ayak bakımı. Acayip tatlı bir insansın. Teşekkürler. Buraları yayınlıyorum. Yayınlayabilirsin sıkıntı yok. Tamam süpersin. Coşkun alkış. Kim daha çok kazanıyor? Ben. Öyle mi? Kaç kat? Of. Beş. Beş kat. Sen ne iş yapıyorsun oğlum? Mühendisim. Mühendissin. Evet. Global bir firmada mı? Evet. Ha neyle alıyorsun? Dolar. Yok TL ile alıyorum. TL ile alıyorsun. Hı-hı. Hele. Beş kat. E bu kız o zaman 2000 lira alıyor. Kaç para alıyoruz? Hanımefendi Necmi dilenci o. Onun belli olmuyor. Salı başka, çarşamba başka artık. Ne kadar toplayabilirse Mesut'cum. O azalıyor aslında. Evet. Anladım. Hı-hı. Sen ne iş yapıyorsun hayatım? Müzik öğretmeni. Öğretmenlik yapıyorsun bak. Ne kadar aslında yüzücü bir tablo bu anlattığımız. Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre. İzmir'de nefis iki insanla ilişki testi harikulade seyirciyle alkışlarla devam ediyoruz. Muzaffer sana muzo diyorlar mı? Muzaf daha çok diyor. Muzaf. Evet. İşte muzo çünkü bir... şey her Muzaffer'e deniyor ama Muzaf sadece bana deniyor. O yüzden onu tercih ediyorum. Haspam ya. Böyle ayrıcalığı aradığı yere bak. Ben kim miyim? Muzaf'ım ben. Evet. Muzaf'cığım, sen şimdi 34 yaşındasın. Göstermiyorsun evet. Bu arada. Çok teşekkür ederim. İlişkiniz 3 sene. Evet. 31 yaşına kadar senin başka ilişkilerin olmuştur. Oldu. Kaç tane uzun ilişkin oldu? Bir tane, yani en uzun oydu. Kaç sene? 2,5 sene falan. 2,5 sene. Neden bitti? Ailem memur diye beni terk etti. Ailenin maddi durumundan dolayı mı seni terk etti? Evet. Baban annen ne iş yapıyor? Öğretmen emekli. İkisi de. Gayet güzelmiş. Branşları ne? İlkokul öğretmeni. Vallahi. Babam hatta benim ilkokul öğretmenimdi. Senin ilkokul öğretmenin? Evet. Nasıl bir şey babanın öğretmeni? Çok kötü. Değil mi? Çok kötü. Mesela ne yapıyordu? Ya mesela hiç alakasız bir yerde azar yiyorsunuz. Yani şey hani bu benim oğlum ben onu kayırmıyorum demek için. Mesela Mesut'a kızacağını ben böyle kitap okuyorum. Mesela Muzaffer diye bir ses geliyor arada. Böyle yine ne oldu falan diye bakıyorum. Hani ya, sınıfa bağırmak için Muzaffer diye bağırıyordu sürekli sınıfı. Gerçekten mi ya? Ne kadar zormuş. Zordu. Beş sene.
Evet. Zulüm ya bu. Zulüm. Notlarda mesela daha fazla kırıyordu senden. Bir de ben başarılı bir öğrenciydim zaten. Hani ilkokulda çok böyle notla ilgili pek derdim yoktu. Hani başka bir öğretmen. Hepsi peki miydi senin? Evet. Ha. Hala var mı peki? Hepsi yok, peki diye bir cümle vardı. İlkokulda iyi, çok iyi. Şu an öyle şeyler var. İyi, çok iyi mi? Hı. Şu an öyle mi? Şey mi var ya, muhteşem? Olağanüstü de böyle mi yani? Ne var şimdi? İyi, pardon. İyi, orta, iyi, çok iyi. Dur, saysın biri. Geliştirmeli var. Geliştirmeli mi? He, mal diyemiyor da. Geliştirilmeli. Hani günü gününe çalışırsa belki vasat olur. Başka? Mikrofon versene, öğrenelim. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Sen ne iş yapıyorsun? Sınıf öğretmeniyim. Hadi be. Evet. Neler var, say bakayım. Geliştirilmeli var, iyi var, çok iyi var. O kadar mı? Evet, bu kadar. Geçer, zayıf. Bu üçüncü sınıfa kadar, dördüncü sınıfta da çocuklar sınava giriyor. Dördüncü sınıfta girmeye başlıyor sınavlara. Tamam. Orada ne şeyler var? Karnede ne yazıyor? İşte notlar oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Hocam pek hakim değil gibisin ha. Yarısını atıyorsun gibi. Galiba sen 3'e kadar girmişsin, 4'leri 5'leri bilmiyorsun gibi. Evet, benim... Evet, rica ederim. Madem bilmiyorsun, niye sallıyorsun? Bir saniye. Evet diyor, evet. Ben 3'e kadar biliyorum. 4, 5'i yok. Yok, meslekte 6. yılım benim. Doğu görevimi yaptım. 3. sınıfa getirdim çocukları. Ondan sonra 4. sınıfı okutmadan tayinim İzmir'e çıktı. Tekrar birden başladım. Tekrar birden başladım. Sen 4'leri bilmiyorsun. Ne güzel anlat derim. 3'lere kadar biliyorum. 3'leri anlattı. 4'te 5'te ne var diyorum. Normal not var diyor. Hep not Mesut Bey. 1, 2, 3, 4, 5 not. Not var. Evet. Ne tatlı adamsın. Teşekkürler. Buraya kimle geldin? Eşimle geldim. Ay ne güzel. Kaç yıllık? Eşim de coğrafya öğretmeni. Ne güzel, bu bilgiyi paylaştığın için teşekkür ederim. Kaç yıllık evlilik hocam? 8 aylık evliyiz. Hani yeni evlisiniz. Evet. Harika. Nasıl bir şeymiş evlilik? Evlişiz. Efendim? Nasıl bir şeymiş evlilik, beraber yaşamak? Evlilik... Ne oldu? Sekiz ay, herif mikrofona paf kurdu. Sadece 8 ay. Ne oldu oğlum 8 ayda? Eşim çok tatlı bir hanımefendi. Tamam. Bence de. Aynen katılıyorum ama eski hanım dersen daha iyi olur şu an. Senlik bir şey yok artık. Evet, kendisini çok seviyorum bu arada. Bak ben buraları yayınlayacağım. Kusura bakmayın, tamam? Buradan çıkışı düşünüyor şu anda. Tamam, ben buraları yayınlıyorum şekerim. Tamam. Tamam. Ver bakayım, tanışalım onunla. Çok tatlı adam bulmuşsun. Evet. Sen de öylesin. Teşekkür ederim. 8 ay olmuş. Nasıl beraber? 9. İzmir, bir tanesi matematik bilin ama okuyayım yani. Eşim kimse bilmiyor ya. Ben sözelim bir de. Tabii sen sözelsin, normal. Coğrafya öğretmenisin. Kuzucuğum, nasıl bir şeymiş beraber yaşamak ve evlilik? Şey diyor arada bir, 7 gün evde misin gerçekten falan diyor. İlk evlendiğimizde öyle diyordu. Gerçekten 7 gün evde misin şimdi falan diyor. Ha, git istiyor birkaç gün. Aynen, arada bir git diyor. O gitsin. Gitsin. Bence de gitsin. Ben... Göndermiyorum ki. Ha? Göndermiyorum bir yere. Ha, öyle mi? Bu ilişkide sen neye bağımlısın hayatım? Bağ ne? Yok karşılıklı ben. Sence ben daha mı bağımlıyım? Yok ya, karşılıklı diyelim. Şey yapıyorum. Çok sevdim ama ikinizi de. Çok sağ ol. Yayınlıyorum buraları. Coşkun alkış! Vay anasını. Sen baktın mı fotoğrafına o kızın? Sanki araş... Yani böyle adını sordum da hani Instagram'dan hani baktık da... Yok galiba. Yoktu. Bir ne yapıyor diye merak ettik. Öyle mi? Beraber merak ettik. Evet, evet, evet. Bulamadınız mı? Yok. Yok. Hocam. Gerçekten. Hocam. Doğru ismi yazmamışsın oraya. Doğru soyadı yazmamışsın belli ki. Açık ol. Gerçekten aradın mı hanımla beraber? Hanımla beraber aradık ya. Ama yok, bulamadınız. Bulamadık ya. Ha, güzel kız mıydı? Güzeldi. Sıla mı güzel, o mu güzel? Sıla. Net. Kız kaç alır, Sıla kaç alır? Sıla 9 alır. Yok, Sıla 9 almaz. Kız? Alır. O da 7 alır. O da 7 almaz. Kız 9. Hiç görmediği kız için 9. Düşündüm 9. Kuzucuğum, Sıla'cığım, dünyanın en yakışıklı adamı Muzaf mı? Ya değil. Tabii. Ama hani bu kimse yani... Şu görmediği... Kimseyi ilgilendirmez mi diyor? Bu salak salak sorular da soruyorsunuz ama bugün... Yani birçok yakışıklı insan var. Ama sonuçta
insan hani bir hayatında olan insan sadece yakışıklı olduğu için seçmediğinden hani her şeyle benim için en iyisi o. Tamam Sıla'cığım, sorumuz o değil ya. Tipoloji olarak yakışıklı mı? Yani sorduğumun şey. Dünyanın en yakışıklı insanı değil. Kaç veriyorsun? Dürüst ol abi. O sana 9 verdi diye politik davranma. Ben 7, 8. Seç birini, 7. Max 7 o da gönül gözüyle. Anca. Çok böyle içten bakarsak yani. 6,5'tan 7 o da. Hayır. Hatta ben 6,5'tan 4 veririm ha? Hayır. 7,5'tan 8. 7,5'tan 8 verdim. Güzel. Çok, çok verdim. Nereden kırdın kuzucuğum? Ne dürüst boyu. Ol. Boyu. Kaç hocam boyu? 71-73. Sen kuzum? 1.67. Ne kadar, kaç santim daha isterdin? 1.80 falan olsaydı. Olsa güzel olurdu. Daha fit olabilirdi. Nesi var? Hocam o kadar çirkin bir görüntü ki o böyle. O salladığın keşkül yeminim ağzıma girdi benim yani. Ben bu programı bitirebilirim şu an yani. Yeterince güldük yani. Dağılsak mı ne yapsak? Lak 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 bir şey salladı karşımdan. Ki benimki de sallıyormuş şimdi baktım. Bir de gıdısı. Bütün bunlara 8 veriyorsun. Ulan hepsinden birer puan düşse zaten 7 alır. Hayır. Gıdısı çok mu? Çok. Yap bakayım şöyle. Oo. Abo! Yemin ediyorum göbeğin daha güzel, öyle söyleyeyim. Sakın bir daha gıdını gösterme. Yok yok, bir şey yok ya. Belki sesin o gıdıdan dolayı yeterince çıkmamıştı benim. Yoksa... Çenem de gidiyor. Evet, çenesi de... Yok. Ne derler? Göt çene. Ya, aynen. Göt çene yok yani. Gıdı kaybediyor burada çeneyi. O bir de kendi burnundan... Hayatım sen bayağı... Hayır. Çocuğu hiçbir şeyini beğenmiyor. Fit olsa, gıdı var, boyu yok, burnuna bakın. Hep beraber bakalım, gülelim Mesut Bey. Hayır, o kendisi rahatsız ama... Bak bakayım. Evet, rahatsız olacak kadar var. Var, var. Yani ben bunu söyleyecek durumda değilim ama yine de var. Yani var. Bence... O kadar da... En şey beğen, yok. En beğendiğim fiziki özelliği kocanın. Yani kaşlarını çok beğeniyorum. Bir de kolunun, teninin dokusunu. Yani ten uyumu. Bilmiyorum öyle. Dokusu. Teni güzel. Evet. Kolunun, teninin dokusunda ne var? Yumuşak. Ve hep sıcak. Hayatım biz seninle neden sürekli bir erotik filmin dublajını yapıyoruz yani? Yumuşak ve sıcak. Kocamın kollarının, teninin dokusu. Ha bir de bu alt bacakları. Orada ne var? Anlat azıcık. Anlat azıcık. Ne yapalım? Ne olacaksa olsun. Mesut Bey. Oo. Oo. Bir yumuluyorum bazen oraya ben. Oo. Ya bacakları kısa ama şey en... Kısa mı? Sıla aferin kız. Bir alkışlayalım Sıla'yı ya. Aferin kız. İşte ya. Nihayet. Uyuyan deyi uyandırdık. Konuş azıcık. Yok yani. Bacakları kısa gerçekten. Kısa. Yani bu, ama yani ince ve buraları şey öyle kaslı. Güdük diyebilir miyiz? Yok o kadar da değil ya. Ama kıpkısa bacakları. Hatta bak boyu kısa, vücudu uzun. Bu çocuk bu bacaklarla arada bir düşmeli böyle öyle yani. Body shaming. En sevdiğim. Anladım. Ne var bacağın? Sürekli orana dokunuyorum. Ne var orada? Kalf mı deniyor? Kas var. Kalfları. Kaf. Kalf. Kalf mı deniyormuş oraya? Kalf deniyor herhalde. Ne demişti? Ne demişti? Kalf. Kas. Kavalın arkası mı? Şurası. Kalf şurası. Sert mi? Oo benim... Benim pek... Bir kulak daha var burada. Kıkırdak benim burada. Ben burada da duyuyorum bazen. Valla bak. Ha, ne güzel anlattın ya kocana. O zaman... Şimdi... Kalf madem öğrenelim hep beraber. Cümle içinde kullanalım. Kalf demeden... Bu bacakların arkasını bana bir şeye benzetsene, tarif et. Bak hazır bu kadar güçlü girdik. Aynen devam Sıla. Neye benziyor kalfı? Böyle çok yüksek olmayan kasis. Hani şey olur ya, hatta tabelası, tabelası. Tabelası? Kasisin kendisi de değil, tabelası. Şey gibi mi? Beldemize hoş geldiniz güle güle. Öyle mi yani? Oluyor ya böyle, böyle. Aha. O tabelaya benziyor. Şey gibi hani görüntüsü gibi. Neyi görüntüsü? Böyle yumurta yumurta. Tabel, kasis tabelası oluyor ya. Aha. Onun gibi. Arkası hep yumurta yumurta, kas. Çok merak ettik arkasını.
Karısının gözünü kapatan var. Açacak bunlar! Hocam, şimdi 9-9 yok. Bak sana 15 dakikadır gömülüyor burada. Sıla gerçekten kaç alır? 9. Acap. 9 dedin. Duyduk. 8. Buradaydık hep beraber. Nereden kırıyorsun? Gözleri biraz daha büyük olabilirdi. Gözleri küçük biraz böyle. Sen kim köpeksin acaba? Benim gözlerim çok büyük ama. Ay tamam da şu güzelim kıza göz diyecek adam mısın sen yani? Gözleri küçük mü? Yok. Ama çok güzel bir koordinasyon var. Evet, bence de çok güzel zaten. Neden kırdın? Ama 8'e zorlandım o yüzden. Başka? Dürüst ol, rahat ol. Mesela azıcık daha kilo alsın ister miydin? Ha, yok, bazı insan istemem. Etli butlu sever çünkü. Yok istemem. Sen kaç kişi söyledin? 16 mı? Kaç? 52-53 civarı. 67 boy ya. Azıcık daha alsan olur. Evet. İster ben miydin hocam? Yok istemem. Geldi bir gün 61 kilo olmuş. Etli butlu. Ay yok o kadar değil. Bak dedi kalflarıma bak benim böyle oldu. Ya alsın problem değil tabii ki ama hani ister misin? Ben 61 kilo olayım ister misin diye sorsa istemem. Ha, anladım. Sen çok ideal buluyorsun şu an. Evet. Anladım, ne güzel. Başka? Bir de bacakları birazcık çarpık, içe basıyor. Ama... Ayaklar mı, bacaklar mı? Ayakları. Ayakları böyle birazcık içe basıyor. Şöyle mi? Öyle. Evet. Yürürken? Evet. Nasıl yürüyor ya? Göster bakayım. Böyle yürüyor. Senin hanım penguen o zaman, öyle görünüyor. Öyle mi? En beğendiğin fiziki özelliği karının? Bu bel kıvrımı. O ne lan? Böyle oluyor. Ha. Kadınlarda. Erkeklerde oluyor. Mesut Bey siz bilmezsiniz kadınlarda. Siz nereden göreceksiniz de bir bel kıvrımı var. Püü inanır mısın? Tam neresiymiş bel kıvrımı? Hani bu... Benim yanlar... Bak yine aynı. Yine sallanıyor senin orası. Sana baktıkça ömrümden ömür gidiyor benim şu an. Pıtı pıtı bir şey sallanıyor orada yemin ediyorum gideceğim bak buradan. Bel kıvrımı güzel. Evet. Vallahi. Peki bel kıvrımı demeden... Hanımın bel kıvrımını bir şeye benzet. Neye benziyor? Böyle şey olur ya... Böyle sabaha karşı yola çıkarsınız böyle karşınızda böyle dağlar... Böyle o mutluluk verir size o görüntü. Arabayla böyle yolculukta böyle karşınıza bir bakarsınız o böyle dağlar... Ne yapıyor? Dağlar diyor sürekli. Dağ gibi mi yani evet. Hanımın bel kıvrımı? O kıvrımlar gibi böyle güzel silüet böyle karşınızdaki o dağların silüeti gibi. Bu tasviri beğenenler o desin. Tutmadı. Ya, ya gayet güzel oldu ya. Dağlar. Nereye gittiniz balıya? Kaş'a. Balayı. Nasıl geçti orası? Güzeldi ama böyle şey... Hani tam düğün ertesiydi. Bütün şeyler, harcamalar falan. Bak geçen kısmak gün, zorunda kaldık. Rabarba'da, yani. Radyoda konuştuk biz bunu da. Buradaki çiftlere de soracağım şimdi. Düğün günü çok yorgun oluyor ya insan. Her şeyle uğraşıyor. Düğün günü çok da fazla... ...fanfini finfon olmuyor. O çok. Evet. Bizim çok garipti zaten. Ağlayarak. Bizim çok garipti ağlayarak. Cümle bu. Kibirli oldu. Korkuyorum da sormaya. Fayda fayda girmiş içeri. Adam da gıdısını çıkartmış. Hayır. Saçlarımı o kadar kötü spreylemişlerdi ki... Böyle saatlerce ağlayarak duşta saçlarımı açarak geçti. Yani. Ben gerçekten. Sen niye teselli etmedin? Ağlamış kız. Ya bir fırça daha olsaydı belki. Ben de yardımcı olurdu. Ha, ne güzel sahne olurdu. Gerçi duşta yedikti mi dur ya. Bir anda. Bizi ilgilendirme bir takım ayrıntılar. İlişki testi en hardcore bölüm. Kız 5 dakikada bir erotik hikaye anlatıyor. Vay değişik hikayeymiş. Hadi bakayım bunu konuşalım azıcık. Düğün gecesi... Ne oluyor? Düğün gecesi fanfini finfon olmayanlar bir el kaldırsın. Ne olduğunu konuşalım. Ver bakayım şuraya. Bir şey olmaz ya hocam. Güzel de konu bu. Nasıl? Hiçbir şey yapmadık. Hayır. Bir şey yapmadık. Abi zaten. Öyle bir program olabilir miyiz yani? Düğün gecesi seks yapanlar bir anlasın. Ne oluyor ya? Hayır. Yapmayanlar sizin gibi... Ne yaptıklarını anlatsınlar dedim ben, anladın? Ne oldu yani? Onun yerine ne oldu? Sonra... Biraz yakın bir kafa. Çorbacıya gittik. Nereye? Çorbacıya. Ondan sonra otele geçtik. Çok yorgunuz dedik. Direkt uyuduk. Öyle mi? Evet, evet. Çorba içtiniz o gün. Evet. Düğün gecesi. Evet. Ver bakayım. Hoş geldin hayatım.
Hoş bulduk. İnsan yoruluyor değil mi? Yoruluyor. Çorbacıya gittik. İşkembe falan. İşkembe? Zaten orada karar verilmiş. Tabii. Ondan sonra. Orada tamam. İşkembe şu karar yani. Yatacağız bugün, uyuyacağız. Aynen. Öyle. Eyvallah. Oluyor. Öyle olur. Çünkü aklına bile gelmiyor çoğu insanın. Yayınlıyoruz buraları. Var mı sakınca? İzmir süpersin ya. Kiminle konuşsak hayvan gibi reaksiyon alıyoruz. Çiftimiz zaten tatlı. Mis gibi gün oluyor. Merhaba. Merhaba. Kimle geldin buraya? Eşimle geldim. Kaç yıllık bir evlilik bu? 7. Güzel. Ne oldu 8. düğün gecesi? Ne oldu düğün gecesi? 7 veya 8 bıktım artık. Arkadaş 5. konuştuğum insan. Hala net bir sayısal cevap yok. Ne oldu düğün gecesi hayatım? Biz düğünden sonra çok tuhaf bir şeymiş sesini duymak. Ben şu an algılayamıyorum. Biz düğünden sonra... Rica etsin, konuya devam eder misin? Kendi kendine konuşuyor. Ulan ne kadar değişmiş kendi kendine. Dursun bırak şimdi soruyu da dur. Ulan bambaşka bu ya. Dur bir dakika, sikte şimdi ya düğünü. Benim böyle. Biz düğünden sonra çadıra kalmıştık hep beraber. Çadırda sahilde. Zaten olmaz o iş. Evet, Allah belasını versin çadırı ha. Bir de İzmir dışından gelen bir arkadaş daha vardı. O da geldi bizim çadıra. Biz 3 kişi yatıp uyuduk. Çünkü. Gerçekten mi? Bu arkadaş niye bu kadar hayat biliyor bize, insan sarrafı? Bizi iyi tanıyordu galiba. Yakın arkadaşınız mı? Evet, yakın tamam. Arkadaşımız. Peki nezaketen sordu mu? Hayır. Hayır. Bu akşam bir hareket var mı? Yok ya, direkt geldi yattı yanımda. Coşkulu alkış. Hadi hadi. Kuzucuğum, fışt yaptın. Bu adamın bir huyunu değiştir. Dağınıklık. Dağınık bir adam. Ne yapıyor yani? Yani mesela ben bir şeyi buraya koydum ama bunun asıl yeri mutfak ya. Onu o an mutfağa götürürüm mesela. Ona diyorum ki bardağı mutfağa götürür müsün? Tamam götüreceğim diyor. Götürmüyor. Diyorum ki neden götürmedin? Götüreceğim sonuçta hani bir zaman diyor. Yani onun için doğru zamanın gelmesini bekliyor galiba. Tatlı tatlı ne güzel laf soktu ya Asla. Bir de evde hayvan da olduğu için. Ne var? Çok da... 2 kedi bir köpek. Kaç artı kaç? 2+1. İşte 2 kedi bir köpek. Siz nerede kalıyorsunuz? Onlar koridorda. Salonda. İnşallah siz koridorda değilsiniz yani. Bütün gün koridorda koşuyorlar ikisi. Hayvanlar da yatıyor. Ne güzelmiş. Sahiplendik mi? Evet. Oo ne güzel. Cinsleri ne? Köpek, sokak köpeği. Ne güzel. Adı ne? Bihter. Neden öyle koydunuz? Ya aslında önce kedi vardı. Kedi de siyah bir kedi. Onun adı Behlül. Yani zıt olsun diye işte. Yani esmer rengiyle bir zıt olsun diye Behlül koyduk. Sonra köpek geldi. O Bihter oldu. Köpek dişi. Aha. Evet. Diğer kedi erkek. Evet. Diğer tamam. Kedi yeni geldi. Onun adı da Ednan. Eyle. Evet, eyle. Ednan. Ednan. Güzelmiş ama. Yanlışıyorlar mı? Evet. Evet. Bayağı yanlışıyorlar. Peki mesela bir hayvan, eve başka bir hayvan geldiği zaman önce bir böyle bir mesafe koyar, çok küser. Evet. Evet. Kediyle köpek özellikle, kedi eşimin kendi evindeydi. Aha. Köpek bendeydi. Evlenince bir araya geldiler. Tamam. Çok uzun bir süre kavga ettiler. Kedi ile köpek. Evet. Öyle mi? Kim gibi istemedi daha çok? Kedi. Öyle mi? Kedi. Ya kedi öbür yavru kediyi de istemedi. Kedide öyle bir durum var zaten. Eve geleni bir kedi Sıla'yı da istemedi ilk başta. Belki de yanlış karar vermişsiniz. Kediyle ikiniz mutlu bir hayat yaşardınız ha. Almasaydınız Sıla'yı oğlum. Ama özelde dedi bana ne gerek vardı. Ver tabii. Emin misin bak bu kadın? Ben küçücüğüm, tüylerim var ama kendim yalarım. Hocam değiştir bir oyunu Sıla'nın. Eleştiri. Öyle misin kız? İnanılmaz. Bence değil ama. Çok mu eleştirirsin? İnanılmaz. Normal hayatta da böylesin. Bak, demiştim ses tonundan falan hep sinirlendiğimi falan sanıyor ama. Ne diyor mesela sana hocam? Mesela arabayı park ettim. O arabanın burnu öyle mi park edilir diyor mesela. Sıla için doğru tek yani. O alternatif asla kabul etmiyor. Bir de o olmazsa sinirleniyor ekstradan. Katılıyor musun buna? Hayır. Hiç mi? Biraz. Eleştirmeyen biri misin sen? Yok, eleştiriyorum. Aha. Hani bazen beğenmeyebiliyorum ama... Sen hocam bıktın mı artık eleştirilmekten? Biraz övgü mü duymak istiyorsun? Yok, överdi ama böyle eleştiri biraz daha böyle şey yapılmak isterim tabii. Daha rahat bırakılmak isterim bazı durumlarda. Yani ama alıştın azıcık. Alıştım azıcık ama dediğim gibi işte bir hesabı yemek. O yemeğin içinde biber mi olur diyor mesela. Bu yemekte de biber oluversin mesela. Ama yok. Ha, ne güzel anlattı. Bıkmış burasına gelmiş. Boşanacak. Aslında boşanma raddesinde. Anladın mı? Diyemiyor kibarlığından. Bu yemekte de biber oluversin gerçekten kuzum. Yani. Barbunya da.
Ne? Barbunya da biber. Ha. Barbunya da biber olmaz ama. Bak işte. Şu anda da kabul etmiyor. Affedersiniz de Mesut Bey, salak salak ne işi var yani? Ama sorun barbunya da... Kime soralım? Hayır, barbunya da biber olur. Ben ona demiyorum. Bezelye de mesela, bezelyenin kabuğu olmaz. Olur mu? Ya da fasulye de, normal kuru fasulye de taze fasulye gibi kabuk olmaz. Tamam. Barbunya da biber olmaz da diyorsun. Kavga ediyormuş. Çok isterim. Soralım İzmir'e. Barbunya da biber olur mu? Soruma sokayım ayaca bu bir. Bir de ne dediniz? Kuru fasulye de taze fasulye. Pardon. O neyse de bezelye de... Kuru fasulye de taze fasulye olur mu? Hayır. Soru yok. Mesut Bey, bamyada he. Kurutulmuş. Bamyada patlıcan olur mu? Olur efendim. Bezelye yemeğinde bezelyenin kabuğu. Kabuğu değil, taze yeşil tarafı. Ya taze tarafıymış. Olur mu? Kuzum sen yemekten hiç anlamıyorsun. 700 kişi ilk defa bir araya geldiler bu kadar. Tek yürek... Yani Muharrem İnce aday olma diyor bak, tek yürek herkes. 700 kişi. İlk defa birliktelik yaşadık hep beraber. Yavaşla toparladım. Çok güzel bölümlerden biri oldu. Seyircinin de katılımıyla beraber. Hocam sence Sıla bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi? Zor. Ne kadar içten söyledi ya. Şunu yapsa aynı biliyor musun? Zor. Gerçekten mi? Neden? Evet ya, ben bu uyumu, aramızdaki uyumu başka kimseyle yakalayabileceğini düşünmüyorum. O dengeyi başka kimseyle yakalayabileceğini düşünmüyorum yani. Zor yani, bulamaz. Zor, evet. Sen kuzum, sence bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi Muzaf? Bulabilirdi. Neden? Ben kendi mesela işte eleştiri uyumu vesaire vesaire, hani kendimi kabul ediyorum aslında. Hani daha az sinirlenen, hani onu daha alttan alan birini bulabilirdi belki ama yine de aramızdaki o eğlence, anlayış, uyum o açıdan bulamayabilirim. Sen pek alttan almadığını mı düşünüyorsun? Yani alttan alan taraf o oluyor genelde. Öyle mi? Barışmadığımı sen mi ötüyorsun hocam? Genelde evet. İçine sinmiyor. Evet. Özür dileyen sen misin? Eğer ben kabahat işlediysem dilerim de ama. Evet. Genelde bizde şey oluyor ama, pasif agresif böyle köşeye çekiliyoruz. Sonra alakasız bir yerden. Şey mesela işte kahve yapacağız mesela. İçer misin falan böyle. Ha, öyle barış. Öyle barış. Meyvesi yer misin? Öyle. Ha güzel. Ha, bizde yani özür dileme değil de hani genelde... Şu gıdığını içeri alır mısın sen acaba? Bastı gitti Sıla. Ayrıldı senden. Dedi ki ben artık bu kadar eleştirmek istemiyorum. Eleştirmeyeceğim biriyle birlikte olmak istiyorum dedi. Ne kadar zamanda bu enerjine gelirsin? 2 sene sürer. 2 sene. Kendi 3 sene zaten. Anca benim öyle. Yok aga. O da doğru oran 1/4, 1/5'tir yani. 6 ay, 7 ay. Zor. Valla. Zor. Hayatında kimsenin girmesi de mi zor? O zor o da. Yani. Senin çapkın bir tarafın var mı? Yok. Yani yalnıza düşsen, ilişki insanı mısın? Flört insanıyım ben. Onu soruyorum işte. Ama... Ama ilişkiye dönmüyor. Benim telefonumda böyle flört... Tam ilişkiye dönecek gibi olunca soğuyorum. Buluşmuyorsun da. Yok, hayır. Ha, bunları sılarken yapıyorsun. Hayır. Ne güzel dünya Mesut Bey. Flörtleşiyorum ama hiç buluşmuyorum vallahi. İlişkiye dönmüyor. Var çünkü ilişki. Yalnız kaldı yani. Yalnız bir Muzaf böyle mi? Evet. Genelde mesela kaç kişiyle konuşuyorsa kaç kişiyle buluşuyor? Ya bir kişiyle konuşuyorum, kimseyle buluşmuyorum. Öyle mi? Evet. Ha, anladım. Ben ama şeyi seviyorum, o konuşma anını, heyecanını ondan sonra. Şu an özlüyor musun? Hayır. İnanmayanlara o desin. Muzaf. Bence şu an Muzaf gizli gizli flörtleşiyor birileriyle. Hayır şöyle, bunu... Kuzum. Tüberküloz. Şimdi burada anlattı ya, çıkıyor etkili bu adam. Laks diye bir tane yazışma yakaladın. Flörtleşiyor. Ama çok belli ki burada da deklar ettiği üzere asla buluşmayacak. Ne yaşarız bu ilişkide? Biter herhalde. Öyle mi? Ama yani sonuç olarak gönlü demek ki sadece bende değil, gönlü bende olmayan birinin yanımda ne işi var? Bu ne ATV dizisi gibi konuşuyor ben şu an. Ama öyle Kızılcık değil. Kızılcık şerbeti, dur acık ya.
Ben de. Ama bak anlattı burada. Ha, direkt bitirmem tabii. Sadece ama... şey ya böyle... DM'den flört ya. Asla buluş. Kız buluşalım diyor. Diyor ki benim karım var. Ama sonuç olarak... aklı sadece bende değil. İlla ki sorarım bu ne diye. Tamam. Hani bir kavgasını ederim. Edersin. Boşar mısın bu sebepten? Buluşmayıp yazışıyorsak bu bir boşanma sebebi midir? Hadi bakalım. Evet diyenler. Güzel. Takılınır bence de bu arada. Ben birazcık zorlayayım dedim hani nereye kadar diye takılınır. Ama bu kadar dediğin kadar da gönlü bende değil de boşarım da biraz büyük. Ya hayır tabii ki kavgasını ederim. Hani sorarım bu ne diye. Ama hani gerçekten orada gördüğüm konuşma neyse artık içeri. Gerçekten ne, öyle bir şeyse. Bir şey yok konuşmadı ya nüüt atmış nüüt gelmiş. Böyle ayakları daha düz basan bir kadın. Güzel güzel. Bastı gitti Muzaf. Flört deryasına gitti. Ben dedi çok özledim dedi flörtöz dönemlerimi. Ölüyorum dedi yani. Bastı gitti. Kaç zamanda bu enerjine gelirsin kuzucuğum? Yani bir buçuk, bir sene, bir buçuk. Öyle sene. Mi? Hayatına başkası girer mi? Ciddi bir ilişki olmasa da belki kafamı dağıtmak için konuştuğum insanlar olabilirdi. Evet. Kim öyle? Muzaf Sıla'dan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Sıla Muzaf'tan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Beğendiğin kadın ünlü kim hocam? Margot Robbie. Önce bir ayağın denk al bakalım sen. Seni burada bu sahneye gömerim güzel kardeşim. Margot Robbie geldi buradan. Geldi. Sana bakar gibi yapıp beni öptü. Aynen geri gitti. Şimdi bana başka bir isim ver bakalım. Ben kıskanç derim de Margot kırmızı çizgim. Sikertirim burada adamları. Yok yok. Gelmesin. Gelmesin ya. Başka isim vereyim mi? Verme verme. Margot Robbie. Çok da istemeye istemeye. Gönlü de yok sende ha. Geldi gıdığını gördü kaçtı gitti. Kaç dedi boy 1.73 ben kaçar dedi. Geldi baba. Margot Robbie ile buradan bir kere nereye gittiğinizin bir önemi yok. El ele çıkar mısın Sıla varken? Dürüst ol. Sıla varken ben varken çıkar mısın? Sıla değil de senin için çıkmak. Yok yok cidden bak. Beni hoş ver ya. Sıla varken Margot Robbie... El ele mi? El ele. El ele çıkmam ama neden? Bir yan yana yürüyelim isterim. Ama uzattı böyle elini. Şurada uzattı. Kadımın yanında elini uzattı. Tutmam yani. Vallahi. Tutmam. Aferin sana. Haberin yok, ölmekten kurtuldun şu an. Aferin. Sen kızım, yabancı ünlü kim var? Ya ben film, dizi vesaire o konuda çok şey olduğum için hiç spesifik olarak hani bir isim yok aklımda. Öyle mi? Bulalım ya, Justin Timberlake. Ha evet. Beğenir misin? Ha buradan geldi, dans edildi. Justin Timberlake geldi. El ele gider misin buradan? Benim için farklı bir anlamı olmadığı için hani... Gelmiş, yürüyelim derim ama hani farklı ben... Çocuk kaldırayım. Bir anlamı yok ya. Yani. Gelmiş. Ama böyle gidip de böyle ha. Değil. Böyle tutmaz mısın? Böyle tutmam. Nasıl tutarsın? Göster bakayım. Böyle. Ne oldu şimdi? Bu ne şimdi? Kurma bari mi tutuşun? Bu ne bu? Bunda ne var? Bunu daha muhafazakar yapan ne mi ya mesela bu tutuşu? Bunu bundan ayıran ne? Öbürü kenetlenmek bu mi? Bu daha evet. Ha, diğeri? Daha romantik bir anlamı. Diğeri var. Flört mü? Yok, normal işte. Hadi. Şöyle çıkarsın. Hocam bozulur musun ele çıksa? Bozulurum ya. Tabii aga, bozulur. Ben elini tuttu diye bozulurum. Ben hani bir kahve içeceğiz koluna biz. Koluna belki. Koluna girersin. Sıla sen ne içtin lan içine arada? Bir şey kullanmış bu kız değil mi? İkinci yeri döktürüyor. Girdin koluna. Kola girilir, bir şey olmaz. Sen de girersin Margot'un koluna. Girerim. Kola girilir. Gideceğiz bir kahve içeceğiz dediler. Gider misin peşlerinden? Peşlerinden mi? Ha. Yok gitmem ya. Gitmezsin. Gitmem. Tamam. Bak kahve dur. Dedi ki biz bir kahve içeceğiz. 10 gibi yazdı sana. Ben bu akşam gelemeyeceğim. Hayır. Hiçbir şey söylemiyor. Ben bu akşam gelemeyeceğim hayatım. Bir daha gelmedi.
Ama dedi yok, ki yok. Justin Timberlake gideli bir saat oldu, ben annemlere geçiyorum dedi. Baştan söyleseymiş. Yani bu akşam gelemeyeceğim dedi sadece. Yani. Hemen sen bir cümleden hemen kendi hanımını böyle yaftalar mısın? Hayda! Ne güzel sordum ya, böyle sordum arkadan. Zeka! Vaaah! Delirdim galiba azıcık, ben olsun. Yaftalamam ya hemen. Yaftaladın oğlum, orada dedik hep. Ama şeyler değişti, durumlar değişti. Hayır, bu akşam gelemeyeceğim yazdı sadece. Ben de neden gelemeyeceksin yazdım. Yazmadın ha, bir daha gelmedin az önce. Çok kayıt sert çıkıştım. Kayıttan mı burada, kaydettik onu biz. Doğru, çok sert çıkıştım. Özür dilerim. Kardeşlik 10 üzerinden. 10 diyenler o desin. Bak, sadakat. 10 diyenler o desin. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Bence çok kalbur üstü, çok tatlı bölümlerden biri oldu. Çok açıldınız böyle ikiniz de. helvacı da. Battı ama ağzına sağlık helvacı. Bak istersen %10 yapalım. 20 okey mi? Emin misin? Ekiptekiler şey dedi, seni kuliste ağlarken görmüşler. Gerçek mi bunlar? Hanım tokatlamış, aptal mısın sen? Kendi aralarındaki eğlence düzeyi 8 ve üzeri diyenler o desin. Tabula. Aşağı yukarı 90 dakikadır sahne üzerindeyiz şu an burada. Aklımızda kalan kelimeler, cümleler. Ben başlıyorum. Dufi. Başka. Helvacı. Başka. Golf. Dağ. Dağ mı? Dağ gibi. Dağ, dağ. Benim hanımın beli dağ, dağ gibi. Istranca dağ gibi. Başka. Neymiş? Ednan, Ednan ha. Tekirdağ. Ha neydi oranın adı? Müreffe. 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 Müref ne? Hay sokacağım. Müreffe. Müreffe. Ha tamam. Sanki normal bir isim de ben anlamıyorum. Böyle bir Müreffe. Başka? Selçuk Yöntem'e dava edecek biz, doğru. Balkon ne kaldı? Keşkül mü? Allah'ın demansı, hiçbir zaman keşkül demedik biz. Ne zaman keşkül dedik? BMW'de. Ben mi dedim keşkül? Hatırlıyorum. Hanımlar beyler, öpüşün barışın. Alkışlarla! Baran, şurayı teaser yapar mısın? Allah'ın demansı, hiçbir zaman keşkül demedik biz. Sonra da benim keşkül dediğim yeri koyar mısın arkasına? Ben Deniz Mesut Süre, bölüm biter, bay bay!